Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 3+1 müstakil bir villanın tanıtımını yapacağım. Villamız 7,5 milyon TL olup 235 metrekare arsaya sahip tam müstakil villadır değerli dostlar. Şimdi panoramik olarak zeminden denizi görüyoruz ama çok uzak olduğu için panoramik deniz manzarası diyorum. Yani villa denizi görüyor ama uzaktan. Bir adet müstakil otoparkı olan, kapalı alan otoparkı olan bir villadayız. Burada geniş bir yeşil alanımız bulunmakta. Sürgülü kapımız demir ve ahşaptan oluşmuştu gördüğünüz videoda. Burada tek araçlık bir otoparkımız var. Evin dört tarafında yeşil alan bulunmakta. İsterseniz buraya havuz yapın, isterseniz ekim biçin değerli dostlar. Bu villamızda da otomatik panjur sistemi bulunmakta. Çift cam, PVC, ısı ve ses yalıtımı camları kullanılmış. Gri ve beyazdan boyalar dış cepheye seramik, parlak seramik dış cepheye kullanılmış. Geldiğimizde değerli dostlar, böyle gelirsek çelik kapı tarafından buradan Anadolu Oteli çok rahat görüyorum. Denize 4 kilometre bir mesafedeyiz. Burası, etrafı gösterelim abi, her tarafta inşaatlar yapılıyor. Efelerde pek arsa kalmadığı için de fiyatlar yükseliyor değerli dostlar. Fiyatlara sitem etmeyelim. Arsa sahipleri fiyatları yükselttiği için Türkiye'deki bütün malzemeler de euroya bağlı olduğu için fiyatlar sürekli artıştadır. Böyle bir eve sahip olmak istiyorsanız 7,5 milyon TL'yi gözden çıkartmalısınız. Müstakil bir yaşam vaat ediyoruz. Buraya geldiğimizde bir barbekü konulmuş. Villamız fark ettiyseniz kottan çok yüksek. Önü kesinlikle kapanmıyor. Burası arsa ama yine de yüksek olduğu için sizi boğmayacaktır. Yaklaşık 4 metre bir istinat duvarıyla villa yükseltmiştir. Dört taraflı bahçe olduğunu söylemiştik. Orayı çekelim. Bahçe duvarları, duvar örülmüş, üstüne sıva yapılıp mermer konulmuş. Siyah beyaz apilikler konulmuştur. Çok rüzgar var. Umarım sesim net çıkacak. Size net bir anlatım yapmaya çalışıyorum. Şimdi dışarıdan bir PVC kapı görüyoruz. Bu PVC kapı mutfağa çıkıyor. Giriş diğer tarafta çelik kapıyı göstermiştik. Buraya güzel bir kamelya yaparsanız kahvaltı alanı harika bir yer olacaktır değerli dostlar. Çelik kapıya doğru giderken bu yeşil alanımızı tanıtayım. Gerçekten çok kullanışlı bir yeşil alanı bulunmakta. Dediğim gibi isterseniz domates, biber, salatalık ekebilirsiniz. Birçok müşterimiz hobi bahçesi istiyor. Hem villa veriyoruz hem hobi bahçesi veriyoruz. Gayet de kullanışlı. Bu PVC kapı da salondan dışarı çıkıyor değerli dostlar. Çift sürgülü PVC kapımız bulunmaktadır. 3 oda, balkon, teras var demiştik değerli dostlar. Şimdi villamızın içini tanıtalım. Umarım bu rüzgar çekimimizi etkilememiştir. Evet sevgili dostlar, şu an villamızın holünden salona geçiş yapıyoruz. Salonumuzda siyah, gri, beyaz renkler ağırlıkta kullanılmıştır. Fayanslarımız 60'a 120 beyaz ve gri renkten oluşmaktadır. PVC'ler zaten antrasit renk, süpürgelikler antrasit renk, ana duvarlar beyaz, tavanlarda led aydınlatma spot lambalar da kullanmıştır. Burada bir avize yeri bulunmakta. Güzel şık bir avize konulabilir. Televizyon ünitemiz alçıpandan yapılmıştır. Alçı çekilip led döşenmiş. Daha önce de söylediğim gibi manda gözüyle renklendirme ışıklar korunmuştur. Burası ayrı mutfak demiştik. Alt katta kullanım alanı ortak bir lavabo bulunmakta demiştik. Salon gayet geniş, gayet ferah. 235 metre arsa içerisinde inşa edilmiş harika bir villa değerli dostlar. Geliyoruz, mutfağımızı tanıtalım. Buradaki kapılar da Ado marka. Daha önce bir çekimde anlatmıştık. Ado marka yanmaz, çürümez, sağlam ahşap kapılardır değerli dostlar. Mutfağımızın içine geldiğimizde çok şık, çok kibar bir mutfak olmuş değerli dostlar. Beyaz ve antrasit kullanılmış. Çimston mermerden bir malzeme kullanılmış. Dediğim gibi siyah, beyaz, arada da fayanslarda dekor amaçlı renkli fayanslar kullanılmıştır. Arkadaşlar mutfağı da dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Burada da aynı şekilde otomatik panjur sistemi buradan bahçeye çıkış alanı bulunmaktadır. Birazdan üst katlara çıkacağız. Üst katları tanıtacağız. Mutfak çok hoşuma gitti. Renkler çok güzel. Ahenkler uyum sağlamış birbirine. Üst katımıza geçmeden önce ortak kullanım alanı, lavabomuzu tanıtacağım.
Şurada güzel bir lavabo bulunmakta. Ufak ortak kullanım alanı salonda kullanabileceğiniz bir lavabo. Üst katta geniş banyolar var. Videonun devamında da göreceksiniz. Çok geniş banyolar, çok geniş odalar var. Normalde herkes böyle bir araziye 4 tane oda koyarken bu inşaat firmamız 3 tane geniş oda koymuştur değerli dostlar. Buradaki vestiyeri de gösterelim. Vestiyer alanı çok güzel bir yerde yapılmış. Kesinlikle alan kaplamıyor. İnşaat sıfır olduğu için de inşaat malzemelerini de gördünüz. Rötuşluk boyalar bırakılmıştır oraya. Eşya taşıdıktan sonra herhangi bir çizik vuruk olursa o boyalarla da bir ustaya tadilat yaptırabiliriz. Evet değerli dostlar, üst kata çıkmadan merdivenlerimiz siyah beyaz mermerden zemin oluşmaktadır. Yine aynı şekilde alüminyum bir malzemeden demir korkuluk tutacakları yapılmıştır. İkinci katımızdayız. İkinci katta iki oda, geniş bir banyo olduğunu söylemiştim. Önce birinci odamızdan başlayalım. Üst kata geldiğimizde en geniş odamızı gösteriyorum. İkinci katın en geniş odası, üst katta daha geniş bir oda bulunmakta. Odanın ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Zemin, parke, evinizin betonunu havalandırmak için harika bir malzemedir. Burada da derzli parke kullanılmış, bir adet balkonumuz bulunmakta. Bu camlardan, yatak odasından da denizi görüyorsunuz. Biz balkondan denizi göstermeye çalışalım. Evimizin balkonundayız. Balkon yol cephesine bakıyor. Panoramik deniz manzaralı. Yeşil alanın bol olduğu bir yerde. Bu villamızda da dediğim gibi değerli dostlar 7,5 milyondan pazarlığımız mevcut. Diğer villalarda anlattığım gibi de gel abi. İkinci odamızı tanıtırken onu orada söyleyeyim. Burada da kat kaloriferi sistemleri yapılmıştır. Kat kaloriferi sistemlerinin son dönemlerde yapılmasının nedeni Didim'e doğal gaz gelecek değerli dostlar. Banyomuzu tanıtayım. Banyomuz çok geniş, çok ferah. Gerçekten beğendiğim bir banyo. Siyah ve gri seramikler kullanılmış. Füme renginde de bir duşa kabin konulmuş. Aynı şekilde burada da lavabo taşı, havluluklar, dolaplar konulmuştur değerli dostlar. İkinci odamıza geçiyorum. İkinci odamızda tekrara girmeden zeminde parke demiştik. Tavanda led aydınlatma ışıklar demiştik. Aynı şekilde sürgülü çift kanat bir cam da burada bulunmakta. Odamızı da gösterelim. Üst kata çıkalım değerli dostlar. Buranın denize mesafesi 4 kilometre demiştim değerli dostlar. Altınkum'la Satur arasında kalıyor. Satur'a 2 kilometre, Altınkum'a 4 kilometre bir mesafesi var. 235 metrekare arsa içerisinde 2,5 katlı villada 3 oda bulunmakta. Bir lavabo, 2 banyo bulunmakta demiştik. Geniş bir terasımız var, geniş odalarımız var. Şimdi lavabomuz, banyomuz var burada. Burayı çekelim. Ufak demeyelim, bayağı geniş bir yer aslında da. Evet, son odamızdayız değerli dostlar. Üçüncü odamızı tanıtıyorum. Burası seramik zemine sahip. Teras olduğu için terastan herhangi bir su alma ihtimali olursa burada kabarma yapmasın diye. Ama firmamız bunun garantisini veriyor. Burası çatı katı. Üçüncü odamızın en geniş odamız diyebiliriz. Buradan da terastan tekrar manzarayı göstereceğiz. 235 metrekare arsa içinde 7,5 milyona villa satıyoruz değerli dostlar. Villa sıfır olduğu için ufak tefek eksikleri inşaat firması tarafından yapılacaktır değerli dostlar. Kesinlikle kuşkunuz olmasın. Evimizde bütün evraklar tamdır. Ruhsatı var. İskanı alınmış herhangi bir yapıya aykırı modeli yoktur değerli dostlar. Yunan adaları da görünüyor. Panoramik deniz manzaralı demiştik. Bu videonun kanalıma abone olmayı unutmayın. Sadece villa satışımız yoktur. 1 artı 1, 2 artı 1 arsa, tarla, zeytinlik gibi yerlerde satıyoruz. Büyük tarlalarda satıyoruz. İmara yakın büyük tarlalar var elimizde. Siz de bu tür bir gayrimenkul arayışınız varsa bize ulaşın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.